Bu iş bu kadar işte. Ne kadar enayiymişim onlarla uğraştığım için. Değer mi hiç? Al anacığım, sıradan hayatında sıradan bir insan olarak yaşamaya devam et. Umurumda değil. Şoker, bu ne hal böyle? Ne olmuş sana? Pardon, kimsiniz? Tanıyamadım. Nasıl tanımazsın? Benim en yakın arkadaşın Gorfo. Gorfo, bir an hatırlayamadım seni. Bu kulağında ne Şoker? Lütfen, bana Şoker deyip durma. Artık ben Tarkan Sandal'ım. Tarkan Sandal mı? Yani biraz şey gibi mi? Saçmalama. İnsanlar bu imajıma bayıldılar. Çok meşhur oldum, anlıyor musun? Aşk olsun Şoker. Hani ben meşhur olacaktım. Çizgi film stüdyolarına götürecektin beni. Aptal Gorfo, insanlar senin gibi sıradan bir yaratığı ne yapsınlar? Söyler misin bana? Arkadaşlığa sığmaz ama bu yaptığın. Show dünyasında arkadaşlık yoktur Gorfo. Aklına sok bunu. Çıkarın yoksa kimseye selam bile vermez. Anlıyor musun? Seni tanıyamıyorum Şoker. Eskiden kötüydün. Şimdi hem kötü hem acımasız hem de kendini beğenmişin teki olmuşsun. Budala. Bu oyunu kurallarına göre oynamazsam yok olurum. Anlasana. Ay Şoker, kıyafetin çok güzel. Hiç de değil, bence çok abartılı. Bence ilginç olmuş. Duyduklarımız doğru mu Şoker? Dünya starı mı oldu? Star olduğum doğru. İngilizce single'ım çıkınca dünya starı olacağım. Ayrıca bana Tarkan Sandal derseniz sevinirim. Dünya starı mı? Vay be! Tarkan Sandal, bana bir imzalı fotoğrafını verir misin? Bana da lütfen. Lütfen. Adıma yaptığın şarkıyla ünlü olmuşsun ha? O artık bir dünya starı. Bak sen. Şarkım tüm kanallarda dönüyor. Şimdiden Topon'da ilk üçteyim. Ne haber? Bize de şu klibi izlet. Çok Sandal Kenan, lütfen. Of, Tarkan Sandal şaşkın. Çekil bakayım şuradan. Başını, saçını, içecek tüm bunlar. İnanamıyorum. Dünyayı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Yıllar önce az daha opera sanatçısı olacaktım. Ama şansım yaver gitmedi, ne yapayım? Klip için arşivdeki görüntülerimizi kullandım. Şimdi dünyada herkes bizi izliyor yani. Tabii ki oyuncaklar ülkesinden kimsenin haberi yok. Bunu stüdyoda çektiğimi sanıyorlar. Ne yaptın aslında, hiç doğru değil Şoker. Beni çekemediğin için böyle söylüyorsun Kulina. Ama ben artık buna alıştım. Şöhretin bedelleri bunlar işte. Çevrendeki herkes seni kıskanıp ayağını kaydırmaya çalışıyor. Senden bunu beklemezdim Kulina. Adına şarkı yaptım. Daha ne yapayım? Ne dedim ben şimdi? Bence Şoker alınmakta haklı Kulina. O bir star artık. Ona karşı biraz daha özenli olmalıyız. Öyle mi? Aman Nanay'la uğraşmasında ne hali varsa görsün. Madem bu klibi dünyada herkes izleyecek, o zaman benim eskisinden de bakımlı olmam gerek. Şimdi dünyaya gidip geldikçe beni izleyen hayranlarım ay rahat bırakmazlar artık beni. Ay. Kulina, Kulina dinler misin? Yeni bir şarkı besteledim. Ay sen de mi? Lütfen dinler misin lütfen?
Gorfo güzellik iksirleri hazırlamam gerek. Çok işim var. Sadece 2 dakika. Lütfen, lütfen. Peki, dinliyorum. Çabuk ol ama. İrkilme beni görünce. Gorfo'yum ben. Canım ister eğlence. Dost bildiklerim kuyumu kazdı. Beni hiç acımadan başından attı. Ay, vallahi berbat. Aa. Dur, ben sana bir anımı anlatayım. Bana ne? Yıllar yıllar önce Pavarotti Türkiye'ye gelmişti. O zamanlar ben yine bir gönül ilişkisi ve aynı zamanda opera merakım yüzünden sık sık dünyaya gidiyordum. Neyse efendim, Pavarotti düet yapmak için onlarca kişi arasından beni seçti. Gerçekten mi? Aman efendim, nasıl heyecanlandım. Nasıl heyecanlandım anlatamam. Çok normal. Kendisiyle bayağı bir çalıştık. Ama adamcağızdaki cevheri anlamadılar ve ülkesine geri gönderdiler. İnanamıyorum. Benim de opera merakım böylece başlamadan bitti. Ama onunla dostluğumuz hep devam etti. Kulina, kızma ama fazla attın gibi geldi bana. Bak bakayım, 60 mıyım? Sersem seni. Ha? Aa! Of! Olamaz! Olmuyor! Çıkmıyor! İlham gelmiyor! Of! Hah! Bu şöhret bana yaratıcılığımı kaybettirdi. İlham perileri, neredesiniz? Şoker! Senin olduğuna çok sevindim. Her yerde seni aradım. Baksana beste yaptım. İrkilme beni görünce. Gorfo'yum ben, canım ister eğlence. Dost bildiklerim kuyumu kazdı, beni hiç acımadan başından attı. Kapa şimdi, ama... sersem şey. O detone sesi yüzünden ilham perilerim de kaçtı. En iyisi mi? Biraz dünyaya gidip moral toplayayım bari. Hayranlarım kendimi iyi hissettiriyor. Kimse beni dinlemiyor. İşte buradalar. Arkadaşlar, bir şarkı besteledim. Çok harika. Bir dinleyin lütfen. İrkilme beni görünce. Gorfo'yum ben. Canım ister eğlence. Dost bildiklerim kuyumu kazdı. Beni hiç acımadan başından attı. Bu ne biçim şarkı? Hadi hadi. Durun canım. Bu kadar nereye gidiyorsunuz? Duydunuz mu hiç? Durun bütün lütfen. Bütün müzik zevkim bir anda bitiverdi. Daha tamamını dinlemediniz ki. Meşhur olayım da görün gününüzü. O zaman imza isterseniz vermeyeceğim. He? Of! Psst, psst. Şu salak Gorfo'nun salak şarkısı kulaklarımdan silinmiyor. Yeni bir beste yapmak için şu rezil şarkıyı hemen unutmam gerek. Evet. Hokus pokus. Anacığım, bu şarkıyı senin için yapıyorum. Ah Nana, bilseler aslında kimsin? Sanıyorlar tatlı bir meleksin. Kolay mı yaşamak bunca yalanla dünyada? Tüm gerçekler yakında çıkacak ortaya. Hiç de fena olmuyor. Bu şarkıyla hem zirveyi zorlayacağım, hem de Nana'nın oyununu ortaya çıkaracağım. Herkes bu şarkının sözlerini yorumlamaya çalışacak. Ve Nana'yı fena sıkıştıracaklar. Şoker, ne yapıyorsun burada? Bak, ilham perilerim senin yüzünden kaçtı işte. Beste yapıyorum. Bu oyuncaklar ülkesinde en sessiz yer burası olduğu için burada beste yapıyorum. Bir sakıncası mı var? Bak Şoker,
Yüce Periler Konseyi beni çok sıkıştırıyor. Buranın düzeninin bozulduğundan şikayetçiler. Aa, herkesi bir şan şöhret arzusu sarmış durumda yani. Gorfo geçen gün konseyin odasına dalıp tam bir saat durmadan konser vermiş. İnanabiliyor musun? Konseydekilerin halini düşünmek bile istemiyorum. Herhalde sonsuza dek şarkı falan dinlemezler artık. Nerede o, gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Şimdi izin verirsen olay yaratacak bestemle ilgilenmek istiyorum. Aman tamam tamam. Zaten ne geldiyse başımıza şu senin şöhret tutkun yüzünden geldi. Ben sanatçıyım Kulina. Beni engelleyemezsin. İçimden gelenleri notalara dökmeme engel olamazsın. Ay of, ne halin varsa gör be. Ah nana, bilseler aslında kimsin? Çok mu yaydık be? Gerçi önceden uçuyordum ama olsun. Ünlü oldum, ünlü. Arkadaşlar, size bir şarkı söyleyeyim mi? Dinleyin. Başlıyorum. Hayır! Hey, nereye gidiyorsunuz? Beni dinleyin. Ay şu hale bak. Bu yaştan sonra çocuk gibi azarlıyor beni konsey üyeleri. Neymiş efendim? Buranın düzeni iyice bozulmuşmuş. Herkes dünyaya gidip ünlü olmak peşindeymiş. Çok biliyorsanız gelin kendiniz yönetin canım. Meraklıydım sanki bunca sorunla uğraşmaya. Yüzüm yumuşak, kimseye sözümü dinletemiyorum. Sonda fırçayı ben yiyorum. Şeytan diyor, çek git yerleş dünyaya. Ne halleri varsa görsünler. Ne olacak canım? Kanalların birinde yaparım bir kadın programı, olur biter. O kadarını da beceremeyecek değilim ya. İlişkilerle ilgili tavsiyeler veririm. Sonra güzellik sırları. Senin de hayallerin bile ünlü olmak üzerine Kulina. Oturayım da evimin kadını olayım demiyorsun. Ne o televizyona falan çıkmak ha? Çok konuşma Çenebaz. Zaten moralim bozuk. Pardon Kulina. Otur yerine. Vallahi yolarım o tüylerini tek tek ona göre. Ya Kulina, bu Gorfo'dan hiç rahat yok. Evet. Bizi yakaladığı yerde şarkı söylüyor. Evet. Hey, bakın size yepyeni bir şarkı. Dünyada duymuştum. Aa. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. İşte benim Zeki Müren. Dertli olamaz. Gönüllere giren. Oh be, biraz kafamızı dinleyelim. Teşekkürler Kulina. Bir şey değil. Şoker'de, Gorfo'da bu şan şöhret olayına kafayı çok fazla taktılar. Ama oyuncaklar ülkesinden birinin bu kadar ünlü olması bence çok hoş bir şey. Şoker'in şarkısı çok güzel. İyi de yeni bir şarkı yapmış, Nana'ya ithaf etmiş. Bu şarkının altında yatanlar anlaşılırsa bu Nana'nın sonu olur. Yok canım, kim anlayacak? Şoker bence Nana'yı tedirgin etmek için böyle davranıyor. Yoksa... amacı ona zarar vermek değil. Öyle mi dersin? Tabii tabii. Neyse ki kütüphanedeki sihirli nota kitabını bulamamış. Sihirli nota kitabı mı? Sihirli nota kitabı mı? Hı hı. Bu kitabı ele geçirip bunlarla müzik yapsaydı herkesi etkisi altına alırdı, inanabiliyor musun? Ama onu kütüphanede öyle bir yere sakladım ki hayatta bulamaz. Sakın kimseye söyleme, tamam mı? Neyi? Aferin, aferin. Nerede bu sihirli nota kitabı? Mutlaka bulmalıyım. Yaratıcılığım bir şarkıda bitti. İkinci şarkıyı bile bitiremiyorum. Mutlaka o kitabı bulmalıyım. Yoksa... şanım, şöhretim, her şeyim ellerim arasından kayıp gidecek. Nerede bu? Neredesin ey zalim peri? Gittiğin o günden beri ne çiçekler açtı, ne Charleston biberi. Böyle giderse bu şöhret hikayen kısa sürecek Şoker'e, ne dersin? Hiç de bile. İnsanlar böyle anlamsız sözlere bayılıyorlar. Sadece kafiyeli olsun yeter.
Burada çalışmana izin verdim ama dağıtmana izin vermedim. Çalışırken adeta kendimi dağıtıyorum. Biz sanatçılar işte böyle bohem takılıyoruz Kulina. Ama merak etme, ben şimdi hepsini hallederim. Anlamaz olur muyum canım? Tabii ki anlıyorum. Ayol, bende de sanatçı ruhu var. Ben gideyim de sen çalış bari. Şoker. Güle güle git Kulina. Anca gidersin. Nerede bu? Nerede bu sihirli nota kitabı? Onu bulamazsam dünyadaki şöhretim tamamen biter. Artık beste yapamıyorum. Halkım benden Ahnana şarkısını bekliyor. Şu sihirli kitabı bir bulursam beste falan yapmama da gerek kalmaz. Sihirli notalarla herkesi etkim altına alabilirim. Nerede bu? Merhaba Şoker. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Çalışıyorum. Beste yapıyorum. Görmüyor musun? Şu sanatçıların işine de akıl sır ermiyor gerçekten. Şey Şoker, kütüphaneyi kapatmam gerekiyor da. Birazcık daha izin ver sevgili kurşun asker de. Şu bestemi bitireyim ha. Beste yapmak çok mu zor Şoker? Oo, hem de nasıl? Aslında senin işini kolaylaştıracak bir şey biliyorum. Ama bunu sana söylemem doğru olur mu bilemiyorum. Aşk olsun. Biz seninle eski dostuz. Kesinlikle aramızda kalacağından emin olabilirsin. Eski dostuz değil mi? Tabii. Bir dakika. Bir dakika. Al. Bak, sana imzalı bir fotoğrafımı vereyim. Bundan kimse de yok. Hadi söyle bakayım. Neymiş o işimi kolaylaştıracak şey? Sihirli nota kitabı. Piero bana kitabın yerini söyledi de. Teşekkür ederim. Ama benim ilham perilerim, benim sanatım, benim yaratıcılığım bana yetiyor da artıyor bile. Sihirli nota kitabına falan ihtiyacım yok. Ben sanatımla bir yerlere gelmek istiyorum. Şoker, gerçekten bazen herkesin sana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Sen çok değerli bir şahsiyetsin gerçekten. Mersi cicim. İstediğin kadar çalışabilirsin. Teşekkür ederim. Şey, kurşun asker, sen bu sihirli kitabı gördün mü hiç? Yoo. Sadece şey için sordum. Bir müzik ansiklopedisi yazıyorum da içeriğini merak ettim kitabın. Bu ansiklopedide o kitaptan da bahsetmek isterim. Kitap dehlizdeki sihirli sandığın içindeymiş. Belki bir göz atarım. Ben seni rahat bırakayım da sen beste yapmaya devam et Şoker. Sağ ol canım. Güle güle. Anca gidersin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. İşte bu kadar. Anana. Dehliz. Ay, burası da amma karanlık canım. Neyse, tırsmamak için şarkı söyleyeyim bari. Beni baş tacı yapacaktır. Yaşasın. Devam edin. Çok güzel.
Bunların nesi var böyle? Şoker harika bir beste yapmış Kulina. Bizi adeta büyüledi. Olamaz. Sihirli nota kitabını ele geçirmiş. Ah Şoker ah. Bunu hemen Nana'ya haber vermeliyim. Ama oyuncaklar ne olacak? Ay neyse gidip hemen gelirim. Onlar da huş içinde beklesinler biraz. Heh, işte şimdi tam zamanı. Dertli gönüllere giren. İşte benim Zeki Nuran. İşte benim Zeki Nuran. Ay yine ne oldu bunlara? Ne kaçıyorsunuz? Müziğin meclisinden anlamıyorsunuz be. Ah, Kulina. Sevgili oyuncaklarım, nasıl eski halinize geldiniz? Gorfo'nun şarkısı sayesinde. Ya, bir de yaptığım müziği beğenmiyordunuz. Nasıl mı? Ay, panzehir gibi. Buldum, buldum. Yeni kuracağım rock grubunun adı Panzehir olacak. Ay, sana inanamıyorum Gorfo. Bize bu kötülüğü yapma lütfen. Üstüm işte. Hiç komik değil.